Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA Vice'de gizemlerine hoş geldiniz. Victor Vance, GTA Vice'de olaylarından öncesini anlatan bir hikayesi olan GTA Vice City Stories adlı oyunun baş karakteridir. Aynı zamanda Lance Vance'in de erkek kardeşidir. Vice City hikayesinin başında ilk sahnedeki pusuda hayatını kaybeder. Bazı oyuncular Victor Vance'in ruhunun hala öldürüldüğü yerde Viceport'ta dolandığını iddia ederler. Fakat bunu destekleyen en ufak bir kanıt bile yoktur. Vice City haritasının uç kısımlarına gidip açık bir havada sniperla ufuğa doğru bakarsanız bazı gemi figürleri görürsünüz. Bu figürlerin hayalet gemiler olduğu iddiası oldukça yaygındır. Figürlere Vice City'deki deniz limiti nedeniyle yaklaşamazsınız. Fakat yine de bu gemilerin fiziksel özellikleri yoktur ve birkaç saniye sonra kaybolmaktadırlar. Ama bu gemiler hayalet değillerdir. Sadece oyuna Rockstar Games tarafından birer detay olmaları amacıyla konulmuşlardır. Oyunda gece vakitleri gökyüzüne bakarsanız havada yüksek hızlarla dolaşan ışıklar görebilirsiniz. Bu ışıklar UFO'larla karıştırılmaktadır. UFO kelimesi tanımlanamayan uçan cisim anlamına gelir ki bu da tanımlanamayan uçan ışıklara uyar. Fakat bu ışıklara yetişip ne olduklarını görmek imkansızdır. Aynı zamanda film setlerinde uçan daire görebilirsiniz. Fiziksel olarak etkileşime geçebileceğiniz bu uçan daire gerçek değil, film setinin bir parçasıdır. Vice City'de voodoo büyüsü yapıldığı da söylenmektedir. Aslında oyunda gizemli ayinler yapılabilecek çok ilginç yerler de vardır. Ayrıca Haitililer için yaptığımız görevlerde Tommy'ye voodoo tarzında bir büyü de yapılmıştır. Böylece Tommy'nin kontrolünü Haitililer ele geçirmiş, Tommy onlar için görevler yapmıştır. Oyundaki voodoo büyülerinin varlığı kesindir. Vice City gerçek hayatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Miami şehrinden esinlenerek hazırlanılmıştır. Florida eyaletinde daha önceleri timsahların yaşadığı bilinmektedir. Hatta hala yer altındaki kanalizasyon kanallarında yaşamlarını sürdükleri iddia edilmektedir. Vice City'de de durum aynıdır. Oyunun bazı yerlerinde timsahlar yüzünden yüzmek yasaktır. Yazan tabelalar asılıdır. GTA 4'te bir adam Craigslist'te verdiği bir reklamda Vice City'den getirdiği bir cüce timsahı kaybettiğini söyler. Elvis Presley'nin hala hayatta olup olmadığı hala bazı komplo teorisyenleri tarafından tartışılan bir konudur. Bu durum GTA oyunlarında da aynıdır. GTA 3'te veya GTA Vice City'de etrafta üzerinde Elvis Presley'nin zombi halinin bulunduğu yazmaktadır. Aynı gazetede Elvis'in ürkütücü bir fotoğrafı da bulunmaktadır. Aynı gazete ilanı Vice City'nin üzerinde uçan uçakların arkasında da görülebilir. Vice City'nin denizlerinin dibinde batık gemiler yapmaktadır. İki tanesi tamamen aynıdır. Bu gemiler belki de deniz yüzeyine çok yakın olan devasa kaya parçalarına çarpıp da batmıştır. Bu gemilerin ortadan ikiye ayrıldıkları görülmektedir. İki geminin de adı Yeminli Ahlaksız Yollardır. Ayrıca denizin altında doğal olarak bir tane de denizaltı bulunmaktadır. Deniz dibinde eski bir de reefer bulunmaktadır. Little Haiti'de ne sattığını görebileceğiniz bir kasap vardır. Pizza mekanının güneyinde bulunan bu kasabın vitrininde insan organları görebilirsiniz. Bu organların ve vücut parçalarının organ nakli için orada olduğu yazmaktadır. Bu kasabın hemen yakınındaki gizli bir yerde bir tanesi açık, 4 tane mezar bulunmaktadır. Açık olan 4. mezarın içinde bir kol olmayan bir iskelet bulunmaktadır. İnsan organları satan kasabın vitrininde de ayrıca bir tane de insan kolu vardır. Bu da 4 mezardaki cesetlerin organ satışları için kaynak olarak kullanıldığı izlemini vermektedir. Vice City'de apartman 3C'nin banyosu korkunçtur. Duvarlarda kan izleri vardır ve de banyonun ortasında bir elektrikli testere durmaktadır. Duvarlardaki kan izleri insan şeklini andırmaktadır ve bir tanesi banyonun tam yanında, bir tanesi de girişin yanındadır. Bu da iki tane kurban olduğuna işaret etmektedir. İlk teorime göre katil apartmana girmiş, salonda duran birey katili görünce saklanmak için banyoya doğru kaçmış fakat başaramayıp banyonun girişinde öldürülmüştür. İkinci kurban ise hemen birinci kurbanın ardından öldürülmüştür. İkinci teorime göre ise sadece tek bir kurban vardır ve kurban mücadele verdiği için banyonun hem giriş kısmında hem de yanındaki duvarda kan izi çıkmıştır. Durum ne olursa olsun bu sahne Scarface isimli filme yapılan bir göndermedir. Gerçek hayatta Miami sularında ABD'nin diğer şehirlerine oranla çok sayıda köpek balığı görülmektedir. Durum Vice City'de de aynıdır. Belki de GTA 5 dahil Vice City'de tüm GTA oyunlarından daha fazla köpek balığı görülmektedir. Vice City'nin kutusundan çıkan kitapçığında Vice City'de yılda birkaç defa köpek balığı saldırısı olduğundan ve sudan uzak durulmasının gerektiğinden bahsedilmektedir. Tommy Vercetti'nin çok saçma bir şekilde her suya girdiğinde ölmesi de az çok bunu destekleyebilir. Fakat işin en ilginç kısmı oyunda bulunan bu köpek balıklarının kelimenin tam anlamıyla devasa boyutlarda olmalarıdır. O kadar büyüktürler ki bu yaratıklara canavar diyen birisi yanılmayacaktır. GTA Vice City bilinmeyen olaylarla, ürkütücü yerlerle ve açıklanamayan gizemlerle doludur. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla Vice City gizemleri için like atmayı, gizem videolarını düzenli olarak takip etmek için abone olmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.